Oy 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 oy. Bu nedir ya? Evet arkadaşlar. Pastamız oldu. 12 saatten beri buzdolabında. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Evet, sertleşmiş. Şuradan bir dilim kesip durumuna bakalım. Gördüğünüz gibi mükemmel. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4 üstüne çikolata 5 kat. Harika. Yiyenler afiyet olsun. Şimdi pastamızın yapımına geçelim. Ben muhallebisini ve çikolata sosunu daha önceden hazırladım. Şu anda ılındı. Bunun tarifini aşağıda açıklamalarda veririm. Bu zaten hazır çikolata sos kullandım. Şimdi bunun için 4 paket bisküvi kullanıyoruz. 2 paket normal bisküvi, 2 paket burçak kullandım ben. Burada 2 paket var. İkişer ikişer yapacağım. Çünkü yoğurması kolay olsun diye. Burada da benim geçen seneden yaptığım elma rendesi kavrulmuş tereyağlı. İşte aşağı yukarı 5-6 elmadan olur bu. Şimdi bunun yarısını 2 paket bisküvimizin içine atıyoruz. Bisküvileri isterseniz rondoda kırın, isterseniz elde kırın arkadaşlar. Bunu bir güzel macun kıvamına getirene kadar karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra şöyle 4 köşe bir borcam alıyoruz. Kare borcamlardan. Bir spatula yardımıyla bunu tabanımıza döşüyoruz. Borcamın tabanına. Düzgün bir şekilde yayma işlemi bittikten sonra beyaz muhallebimizin yarısını buraya döşüyoruz arkadaşlar. Bu işlemimiz bittikten sonra hazırladığımız diğer yarı püreyi de koyuyoruz buraya. Yani arkadaşlar dediğim gibi normalde 4 paket bisküvi kullandım. Ben ikişer ikişer hazırladım. Kolay olsun diye. Bu verdiğim ölçüler kare borcam için tam oluyor. Şimdi şöyle düzeltiyoruz. Elmalı bisküvili püreyi serdikten sonra ki ben püre diyorum, püre gibi oldu. Geri kalan beyaz muhallebimizi de üstüne bir güzel döşüyoruz. Beyaz muhallebiyi de döşeme işi bittikten sonra sıra geldi çikolata sosuna. Bunları da istediğimiz kadar yani ildeki hepsini kullanacağım diye bir kayıt yok. Bunları muhallebi sosumuz ılındığı vakit yaparsak birazcık daha kolay olur. Son rötuşları da yaptıktan sonra işimiz bitecek. Bu dolapta en az 12 saat duracak. Eğer ne kadar durmazsa İstediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Pastanız yani keserken dağılabilir. Ama 12 saat sonrasında kalıp gibi çıkıyor. Çok şahane oluyor. Şu şekilde istediğimiz biçimi düzeltiyoruz.
Üstüne isterseniz fıstık ezmesi, isterseniz benim gibi de hindistan cevizi atabilirsiniz. Ben çikolataya hindistan cevizinin çok yakıştığını düşünüyorum. Onun için elimi korkak alıştırmıyorum, bol bol atıyorum. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Buyurun. Arkadaşlar, çok kolay bir tarifti. Çok kolay, çok güzel, çok lezzetli. Yapanlara, yiyenlere her zaman afiyet olsun.